hayırdır inşallah. Öldün mü kız? Ne öyle alacaklı gibi? Sen miydin lan? Anahtarın yok mu senin, dandan çalıyorsun kapıyı öyle? Gir gir. Gir 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 gir, gel. Gel gel. Oy. Abla, akşama yaz üstüne bir de yağmur. İliyim kemiğim dondu abla. Bir çay var da içim ısınsın. Nereden böyle? Bağ evinden. Ta ne zaman gittiydin, amca mı geliyor? Çoktan döndüydüm de Yusuf Bey çağırdı, ona gittim. Neden? Ne oldu ki? Rüzgar rahatsızlanmış abla. Yusuf Bey de doktora gitmek için çağırmış beni. Deme. Neredeler şimdi, hastanedeler mi? Afiyet olsun. Sağ ol. Oh, ellerine sağlık abla. Afiyet olsun aslanım. Anlat bakalım ne oldu? Toprakla Rüzgar'ı bağ evine bıraktım. Sonra da kahveye ineyim dedim, arkadaşlarla bir iki el tavla atayım. Yusuf Bey aradı. Çabuk gel, Rüzgar rahatsızlandı dedi. Ben de bastım gaza, geri döndüm. Tabii ben gidene kadar oğlan ateşi düşmüş. İyi şimdi, sıkıntı yok. Aman iyi, iyi. Toprak ben döneyim dedi ama Yusuf Bey koy vermedi. İlla kalın, sabah gidersiniz dedi. İyi, doğru söylemiş. Uyuyan çocuğun uykusu bölünmez. Hem hava da soğudu. Yani öyle git gel ne hacet? Herhalde abla. El oğlu değil ya, kendi oğlu. Tabii ister yanında. Tabii canım. Hem Yusuf Bey her şeyin doğrusunu bilir. Ver. Bir daha doldurayım iç aslanım. Eline sağlık abla. Afiyet olsun. Ay şuna bak Allah aşkına Yılmaz Bey. Ay canım benim ayol. Gelmese gidiyorduk geçen gün. Niye niyet, niye kısmet? Bir de baktım Kızıl Süreyya'nın oğlu. Koskoca bir mağaza açmış. Ya? Ya çocuk mağazası. Girdik hemen. Hayırlı olsun dedik. Ama bu arada da bunları alıverdim. Çok iyi etmişsin hanım. Hepsi çok güzel. Ayo bir toprağın yanına gideyim, birini giydirsin. Bakalım nasıl yakışacak benim oğluma. Al bakayım bunu da. Hadi deli de al. Bak dedesi çok ama. Şirin, çok şirin. Toprak, bak neler aldım o. Nerede ki bunlar? Allah Allah. Nereye gittiler akşam vakti? Hanımım, mis gibi salep kaynattı Sultan abla. Size de koydum, içersiniz değil mi? Yok kızım, sen onu Yılmaz Bey'e götür, bayılır. Soğutmadan içsin. Toprak mutfakta mı? Yok, bağ evine gittiydi. Ha. Rüzgar ateşlenmiş, orada da uyuyakalmış. Yusuf Bey'im de salmamış, bu gece orada kalacaklarmış. Aman ciddi bir şey olmasın. Rüzgar nerede? Yoklar, bağ evine gitmişler. Aa. Yusuf mu götürmüş? Bilmem. Ama Toprak'la oğlan gece orada kalacaklarmış. İyi işte, isabet olmuş. Sen hep deyip duruyordun ya, Yusuf oğlandan uzak duruyor diye. Hiç değilse bir süre birlikte olacaklar. Tabii tabii. Ama benim derdim o değil. Bütün konağı salep dağıttım. Bu da bizim payımız. Ay Allah razı olsun Cemile. Ay mis gibi. Toprağı da verseydin süt yaparım. Toprak evde değil ki. Ay yine ne oldu? Yok bir şey. Bu sefer gezmeye gitti. Bağ evine. Hem de Yusuf Bey'le. Kız deme. Vallahi bu gece orada kalacaklarmış. Kız ora avucun içi kadar yer. Bir oda bir mutfak. Desene bunlar böyle yan yana yatacaklar. Sus kız. Öyle deme. Ayıp ayıp. Ay ayıbı yapan benim sanki Cemile. Bana ne vuruyorsun? Vallahi araları olsun isterim ben. Toprak pırlanta gibi kız. Rüzgar analık da ediyor. Yusuf Bey'ime de yakışır hani. Yalan mı şimdi? Bence Havva daha çok yakışır. Hem daha güzel, böyle havalı. Aman be. Kızım o insanı kabında kurutur. Cin o cin. Cemile. Münevver. Efendim anneciğim. Toprak Rüzgar'ı alıp bağ evine gitmiş. Haberin var mı?
Yok, niye gitmiş ki? Vallahi ben de bilmiyorum. Gerçi kendim istedi, onu da bilmiyorum ya, neyse. Belki Yusuf götürmüştür ikisini de, ha? Oğlanla oyalanmak için. Ha, iyi yapmış. Yok. Bu gece orada kalmasalardı daha iyi olurdu. Küçücük ev ayol. Her akıllarını eseni yapıyorlar. Sen neye takıldın yani? Of Mine, of! Bir toprak, bir Havva. Kurtulamadım şu deli Remzi'nin kızlarından. Aman anne, sanki herkes abimin peşinde. Neden öyle diyorsun? Adam aslanlar gibi. Yakışıklı. Parası var, pulu var. Mesleği var. Üstüne üstlük bekar. Kim istemez böyle kısmeti? Yanıyorum, yanıyorum. Şu oğlanın başını bağlayamadım ya, ona yanıyorum. Ne? Yok bir şey. Yılmaz Bey. Efendim Hamiyet Hanım. Bak, kaç gündür sana bir şey söyleyeceğim de şimdi fırsat oldu. Geçenlerde çarşıda Sezer Hanım'la karşılaştım. Sezer Hanım mı? Canım, rahmetli Burhanettin'in kızı. Pallaların gelini ayol. Tamam tamam, hatırladım. Ay, bıraksana şu elindekini. Münevver'den bir yaş küçük kızları var. Bade. İstanbul'a okumaya gitmişti. Ama okulunu falan bitirmiş. Gelmiş. Ay bir görsen. Nasıl serpilmiş. Nasıl güzelleşmiş. Aile desen yerli köklü. Kız da terbiyeli. Yerini yurdunu bilir. Bir de üstüne üstlük eğitimli. Senin niyetin belli Hamiyet Hanım. Sen kızı bana methedeceğini oğluna methet. Aşk olsun yani Yılmaz Bey. Sanki Yusuf bir tek benim oğlum. Ayol, evliliği üzerinde iki çift laf etmeye hakkımız yok mu yani? Hamiyet Hanım, sen oğlunu tanımıyor musun? Bence bu işe biz hiç karışmayalım daha iyi. Olmaz efendim. Olmaz. Ya gidip de böyle sıradan bir kız alır getirirse bu eve? Ha? Eğer sen izin verirsen, ben bu ikisini yan yana getirip tanıştıracağım. Ne diyeyim hanım? Sen zaten kararını vermişsin. İstediğin gibi yap. Öyle kendini sıyırıp bir kenara koymak yok Yılmaz Bey. Ne zaman Yusuf'la böyle bir şey olsa tak karşı karşıya bırakıyorsun ikimizi. Ama bu defa böyle olmayacak. Bana destek olacaksın. Yanımda olacaksın. Hatta kızı ilk önce sana göstereceğim. İçine sinerse bana daha çok destek olacaksın. Peki hanım, peki. Olur, gidip görelim bakalım şu kızı. Ha? Buyur hanımım, getirdim. Sağ ol. Afiyet olsun. Hayırdır hanımım? Sen bu saatte çoktan yatmış olurdun. Kafana takılan bir şey mi oldu? Bu toprak kendi başına niye bağ evine gitti diye düşündüm. Ama sonra da acaba sultan mı gönderdi dedim. Öyle şey olur mu? Hem benim üstüme ne vazife? Niye öyle bir şey yapayım ki? Bu ara epey işgüzarlık yapıyorsun da.
Kızın başına bir sürü şey geldi. Sussuzdur dedik, sustuk. Son yaptığı şeyi de cahilliğine verdik, affettik. Ama bu bağ evine benden izinsiz gitmenin anlamı ne? Üstelik torunumu da peşinden sürükleyerek. Hanımım, sen çözüp kurmuşsun. Hatta bana da kızmışsın ama galiba Yusuf Bey çağırdı toprağa. Hani canı sıkkın ya, oğluyla oyalanacak herhalde. Peki, öyle olsun bakalım. Ama bundan sonra Yusuf bile izin verse bana söylemeden hiçbir yere gitmek yok. Çocuk parkına bile. Oraya bile giderken benden izin alacak. Hayır, ben anlamıyorum. Yani ben bu evin hanımı mıyım yoksa köşe yastığı mıyım belli değil size göre. Estağfurullah hanımım. Olur mu öyle şey? Ben ondan konuşurum. Senin dediğinden hiç dışarı çıkmaz, merak etme. İnşallah. Gece gece nereye kayboldun be kadın? Kızından bir eksiğin kalmamış. Gece vakti ne işin var sokaklarda? Zaten marazlısın. Hasta ol, o zaman soracağım ben sana. Hiç zahmet etme Remzi. Ben seninle konuşmuyorum zaten. Yine ne kabahat işledik. Bir de utanmadan soruyorsun değil mi? O sultanla ev birliği yapıp kızları konağa koydun. Gide gele yol belledin orayı. Bir kızı çektin odaya. Bir sultanla fısıldaştın. Sonra sana sorduğum vakit yok bir şey, yok bir şey. Al işte, gördün yok bir şey değil mi? Ama ben dedim, o konaktan uzak duralım dedim. Beni dinleyen kim? Ya ben topraktan korkarken sen ellerinle kızımı yaktın. İşte şimdi bak gör halini de, utan babalığından, utan. İçimdeki Havva'yı öldürmeden çık karşıma konuş. Beni niye istemediğini söyle. Ben bu akşam bağ evinde kalacağım. Gelirsen konuşuruz. Eğer gelmezsen... şu yaşadıklarımı anıdan bile saymayacağım. Tamamen sileceğim seni. İşte. Hayırdır? Beğendin mi yediğin altı sultan? Hayırdır abla, ne oluyor? Yok bir şey Murat, tamam. Tamam oğlum, sen gir içeri, yok bir şey, tamam. Sesini kıs da yürü. Ne öyle kuyruğuna basılmış it gibi bağırıp duruyorsun? Hele bir çöplüğünden uzaklaşalım da öyle. Delirdin mi, ne yapıyorsun enişte ya? Şimdi görürsün ne yapacağım. Ya.
Delirdin mi enişte, ne yapıyorsun ya? Geç bile kaldım. Baştan seninle yola çıkacağım ama ilk söylediğinde sesini kesmeliydim. Ne varsa senin yüzünden oldu. Kızlarım harap oldu. Evime ateş düşürdün. Dirliğimiz dağıldı. Hep senin suçun. Delirdin mi ya? Gözün gam bürüdü. İyi bildin. Bürüdü ya. Sen nasıl kızlarıma tırnaklarını geçirdiysen ben de senin kanını öyle aktırırım. Bak bundan sonra kork benden sultan, kork. Ne oldu enişte? He? Ne oldu? Düne kadar ağzımın içine bakıyordun. Seni zengin edeyim diye bir yalvarmadığın kaldıydı. Alnınıza mı dayadım? Ne oldu da kızın da sen de delirdiniz birden? Ha? Bu ne nankörlük? Bak sana toprağı bu işten uzak tut dedim. Ama dinlemedin. Al işte. Toprak Yusuf'a aşık oldu. İki kızımın yüreğinde de aynı ateş yanıyor. Havva kardeşi için Yusuf'tan vazgeçti. Yetmedi, kendinden vazgeçti, kendinden. Yetti be. Tepenize kuş pislese benden bileceksiniz. Ben mi dedim git de kıza aşık ol diye? Allah'ın işi işte. Sen baştan yeğesini aldıydın zaten. Havayla işler istediğin gibi gitmezse toprağı devreye sokmaya karar vermişsin zaten. Kızı da iyice işlemişsin besbelli. Yoksa toprağım ölse bu aklına gelmezdi. Şu halin gören de kızlarına deli divane oluyor zanneder. Kimi kandırıyorsun sen? Bu kadar kıymetliydilerse hiç pazara çıkarmayacaktın deli Remzi. Ama çıkardıysan bunlara katlanacaksın. Sultan! Ellerini toprağımdan çek sultan! Efendim Toprak. Abla nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hani dün demiştin ya konağa uğrarım diye. Boşuna gelmemiz, konakta değiliz. Öyle mi? Neredesin peki? Yusuf Bey ile Bavin'e geldik. Burası o kadar güzel ki abla. Sağ olsun, Yusuf Bey de çok iyi ağırlıyor bizi. Ya. Ne güzel işte. Buradan döneyim sana anlatacaklarım var. Aslında benim de sana söyleyeceklerim var. Toprak annesi. Bak bize. Geliyorum hemen. Oğlumla oynuyoruz biz. Toprak, ben kapatıyorum şimdi, işim var. Rüzgar'ın arabası nerede? Oğlumla gezmeye çıkacağız. Yalnız mı? Hı hı. Bu ilk olacak ama idare ederim, merak etme.
Bahçeye bırakmıştım. Hı. Ne oldu baba? Anan nerede? Hastaneye gitti. Diyalizi vardı bugün. Ne oldu baba, söylesene. Teyzenden geliyorum. Allah yarattı demeyip paçasını tutup aşağıya alacaktım. Ne var ki arada anam var. Baba delirdin mi? Neden böyle yapıyorsun? Ne demek neden? Başımıza gelen de hep onun yüzünden. Tamam, parasızlık ama huzurumuz yerindeydi. Kafamıza bu işleri o soktu. Baba bırak Allah aşkına, ne olursun. İstediğini alamadı işte, oyunu bozuldu. Ah yavrum, öyle mi sanıyorsun abam? Oh, öyle bir k**k ki sen bozsan o yeniden kurar. Sen vazgeçsen o vazgeçmez. Birisini yakasından tuttu mu istediğini almadan bırakmaz. Heh, bir sen eksiktin. Hmm. Bunları Ahmet mi bıraktı? Evet. Yeni mahsuller, bunları denemek lazım. Al bakalım, beğenecek misin? Sağ olun, ben içmem. Ablan da böyle demişti. Öyle mi? Ablanla da gelmiştik buraya. Ona da ikram etmiştim. İçmem demişti. Sağ ol. Bak bunu kaleci karısından yapıyorlar. Kırmızı şarap yapmak beyaz şarap yapmaktan daha zor. Ama içimi daha güzel. Toprak. Hı. Tamam, şarap içmiyorsun da yemek de mi yemeyeceksin? Yiyorum Yusuf Bey. Neyin var, bir şey mi oldu? Hani siz ablam da içmem demişti dediniz ya. Siz ablamla ne zaman buraya geldiniz? Birkaç defa geldik. En son senin bıçaklandığın gün. Öyle mi? Ben hiç bilmiyordum. Yani ablam bana hiç bahsetmemişti. Biliyorum. Senin haberin olmadığını öğrendiğimde şaşırmıştım. Hatta derin toprağa her şeyden bahsetti. Her şeyden? Hı hı. Yani konu sadece buraya gelmeniz değildi. Değildi. Hani dün gece bana sormuştun ya, niye bu haldesiniz diye. Evlenme teklifinizi kim reddetti diye. O ablandı Toprak. Havva reddetti beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.